olsun, döndüğüm son ses olsun. Sevgili Radyocuk dinleyicileri ve izleyicileri. Yusuf Coşkuner'le Nesten Çalayma hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam çok özel bir gece. Benim sektörümle ilgili gelişmişi, prodüktör DJ'leri ağırlayacağız bu akşam. Çok sevgili, çok değerli konuklarım var. Hepsinin benim yanımda çok farklı yerleri var. Öncelikle hepsini tek tek çağırıp hoş geldin demek istiyorum. Mr. Joker. Yusuf abiciğim hoş bulduk. İyi akşamlar. Joker hoş geldin canım. Seni buralarda görmek çok güzel. Biz de seni gördük. İyi olduk abi. Evet, bu akşam ikinci konuğum sevgili Umut Özsoy. Umut hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin canım. Sizleri burada görmek çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim. Seni de öyle. Sağ olasınız. Ve üçüncü konuğum Reverse Impact adına oğlum DJ Ertuğ Coşkuner. Ertuğ hoş geldin babam. Evet. Bu akşam üç tane lefkoşamız var. Ve sıra Ankara'lara gidiyoruz. Çok ağırbaşlı bir çocuk. Güzel bir insan. Sevgili Can Sezer. Hoş geldin. Yusuf abi merhaba, hoş bulduk. Herkese selam. Başkentten başkente. Aynen öyle oldu. Çocuklar nasılsınız? Her şey yolunda mı? İyi misiniz? Önce böyle bir hatırınızı sorup konularımıza girelim isterseniz. Herkes gibi iyi abi şu an. Yani herkes gibi iyi olmaya çalışıyorduk bu zor dönemde. Ama sizler gibi üretici insanlar için de çok kötü bir dönem olmasına rağmen bu dönemin artı avantajları olduğu bir sektörün içindesiniz. Evet, sıkıntılarımız çok büyük ama üretim açısından da sizler için olumlu yönler var sanırım. Aynen, olumlu yönleri daha çok prodüksiyona vakit ayırabilirik. Çünkü gece çalışmayı, gece işi ayıracağımız zamanı prodüksiyona ayırabilirdik, remix'e ayırabilirdik. Daha farklı, tabii çeşitlendi bu sektör bu pandemiden dolayı. DJ'ler de dijital platform üstünde bayağı bir böyle dal budaklandı yani bu iş. İşte canlı yayını yapayım, işte canlı yayını nasıl yapayım, işte canlı yayında ne yapayım. Yani böyle çeşitlendi. Artılarına oldu tabii, ben özellikle canlı yayın olayı üzerine kendimi çok geliştirdim. Yani yalnız başıma yaptığım yayınlarda burada sanki etrafımda 4-5 kişi varmış gibi, işte ışığından tut görüntüsünden yayınına, introsuna, logolarına kadar kendimiz yapıyoruz abi. Tabii bunun yanında bunları yaparken yayında daha farklı ne yapabiliriz? Çünkü her gün yeni şarkı çıkmaz bildiğiniz gibi. Şu anda zaten piyasayı bıraktığımız yerde, yani pandemi sürecinin yine başlamasından dolayı piyasayı nerede bıraktığımızı bile unuttum yani.
en popüler şarkı neydi 1,5-2 ay önce onu bile hatırlamam yani. İnsanların duymadığı, uzun zamandır dinlemediği şeyleri ele almaya başladım ben de abi. Farklılık olsun diye. Tabii sevgili Hasan, şaka maka bir yıl oldu pandemi gireli hayatımıza. Öyle abi. Az bir süre değil. Umut, sen ne yapıyorsun? Sende nasıl durumlar abi? Yani abi Joker'ın da dediği gibi hani bu bir yıl gerçekten tam bir yıl oluyor. Yani bir hafta sonra Şubat biter. Yani hani 13 Mart bir yıl. Aynen. Evet. Biz hatırlarım o zamanki kulüpteyken 11 Mart'ta kapattıydık klubu. İşte tam bir sene oluyor. Yani dediğin gibi aslında hani prodüksiyon ya da insanların kendine zaman ayırma konusunda hemfikirim ama artık çok usandık. Bıktık yani. Çünkü genelde ben kendim için konuşayım daha doğrusu genelleme yapmayayım ama hani ben 15-16 yıldır tek bu sektörden kazanırım yani ekmeğimi. Sadece yani işte işlettiğim bar olsun ya da mekanlar ya da DJ'lik hepsi gece hayatıyla bağlantılı olduğu için otomatikman çok etkilendik. Yani maddi manevi. Yani zaten maddiyat boyutu sıkıntıya girmeye başlayınca otomatikman maneviyat olarak kendi psikolojini de ve etrafındaki insanlara davranışlarını da değiştirir sana. Çünkü yani alıştığın bir kazandığın bir gelir var. Belli bir hayat standardın var. Yani ona göre yaşadığın, işte evine aldığın malzemeden tut da sürdüğün arabaya kadar bir yaşam standardın var. Ve otomatikman o yaşam standardı değiştiği için yani ister istemez hiçbir şey yapamadığımız için. Çünkü yani ben en azından kendi açımdan hep günübirlik yani günübirlikten kastım işte yatırımlarımı, stüdyoma, aletime, hoparlörüme, kendi kişisel zevkime yani kim zaten bu hastalığı kestirebilirdi? Hiç kimse. O yüzden ben hiç öyle birikim yapan biri olmadım hayatım boyunca. İşte para kazanayım, bankaya atayım falan değil. İşte yeni kulaklık çıktı onu alayım. İşte ses kartı çıktı ona, plugin çıktı onu satın alayım. Veyahut da stüdyo monitörüm eskidi bunu değiştireyim derken. Bu iş girince biz de tabii ilk zamanlar herkesin bildiği gibi derdik 2 hafta, 3 hafta, 1 ay. Yani bir de biz de çok evet. Etrafımızda sağda solda görmediğimiz için daha böyle uzak olduğumuz için konulara hani somut bir şey görmeyince insan var olduğunu hissetmez ya aynı mantık biz dedik herhalde 1-2 aya geçecek bitecek normal hayata döneceğiz diye bugünlere geldik. Evet yani, sevgili Umut zaten bence bir DJ'in bir prodüktörün sanatına saygısı olan birinin ben işte evde kendimden oğlumdan da bilirim olması gereken evet iyi bir şey çıktığında daha iyi bir şeyler yapmak için sahip olman lazım yani hele de bu teknoloji zamanı bunların olması lazım. Kesinlikle öyle abi yani. Evet. Bakalım. Evet. Evet. Önümüzde göreceğiz ama sıkıntılı günler bekliyor bizi. Evet sevgili Rivers Impact. Sende durumlar ne? Erto sesin az geliyor. Ben de hatta Erto'nun sesi hiç yok gibi. Aynen. Şu anda nasıl? Tamam. Şu an tamam. Tamamdır babam. Şimdi bu dönem tabii ki olumsuz yanlar da var. Yani bir müzisyen olarak, bir üretici olarak böyle söyleyebilirim. Evet, müziğimize bayağı bir vakit ayırıyoruz. Ama bir yandan da işte o müziği çıkarmak için ne bileyim bir mix mastering yapılması gerekir. Belli bir meblağa ihtiyacın vardır. Ya da bir vokalisten parça alacaksın. Şimdi bu vokaliste ödeme yapman gerekir. Bizim baktığınızda sektörümüzde aslında çok ciddi paralar dönmüyor. Yani bunu karşılayacak bir bütçe yok günün sonunda. Şimdi bayağı bir süredir de böyle kapalı bir durumda. Bir yıl dediğiniz gibi Mart ayında bu yana çok bir yıl uzun oldu. Bir süre. Gerçekten çok uzun bir bayağı süre. Bayağı uzun bir süre oldu. Şimdi böyle bir durumda benim mesela 2 tane çıkarmam gereken parça var. Birikimde elde avuçta bir şey kalmadı. Büyük sıkıntı. Yani sürekli üretmeye çalışırım. Stüdyodayım. Kötü bir dönemdeyiz. İnşallah atlanacak. Evet atlanacak. Evet. Sevgili Can Ankara, senin de bu konu hakkındaki fikirlerini alalım. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Yusuf abi. Vallahi herkes konuştu. Ben özetleyeyim. Battık, bittik yani. Onu söyleyeyim. Yani bu süreç haddinden fazla uzadı. Daha da kötüsü
uzayacak gibi görünüyor. Hani geleceği göremiyoruz. Atıyorum bize deseler ki baba 5 ay sonra bitecek bu iş. Biz de 5 ay daha bir şekilde dişimizi sıkalım. Ama böyle bir süre yok. Kimi çıkıyor 5 yıl 10 yıl daha bununla yaşayacağız diyor. Ve ilk zaten hani her zaman ilk müziği vuran şey bu tür durumlarda ilk müzik var. İşte ne bileyim atıyorum olumsuz bir işte deprem olur, sel olur, o tür felaketler olur vesaire. İlk her zaman müziği durdururlar. Eğlence. Evet aynen İlk öyle. Eğlence sektörü ama hiç kimse de demez ki ya kardeşim bu eğlence sektöründe bir tek müzisyen para kazanmıyor ki. Bu sektörde milyonlar para kazanıyor. Yani A'dan Z'ye birçok çalışan var işte. Hani herkes mekanlarda çalıyor, biliyor çok iyi. Basit hani standart bir club'da bile en az 40-50 çalışan oluyor. Kesinlikle. Onun için hakikaten çok zor. Ertuğ'un dediğine geldiğimizde o apayrı bir konu. Zaten öyle işte vokale, soliste para verebilelim, mix mastering'e para verebilelim, işte plugin alabilelim falan. Artık bunların hepsini ben unuttum. Diyorum ki ya şu evin kirasını bir ödeyebilirsek bu ay rahatız. Tabii ki. Tabii ki bir gelir olmazsa bunları karşılamak mümkün değil Can. Haklısınız. Kolay değil. Ama biraz olumlu bakıp da ben yine de güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Evet olumlu sevgili arkadaşlar. Tabii. Ya ona zaten ona inancımız var. Yoksa hakikaten hani yalan herkes intihar ederdi. Herkeste bir ufak bir olumluluk payı var devam edebilmek için. İşte biz de müzik yapalım, müzik üretelim, bir şeyleri satışa çıkartalım. Hani o şekilde birazcık kendimizi motive ediyoruz ama uzun vadede hani tekrar sahne alamamak, DJ kabinine çıkamamak, müziği birebir insanlarla kontak kurarak yapamamak çok büyük bir olumsuzluk yaratacaktır. Eğer bu böyle 3-5 sene daha devam ederse umarım etmez. Yahu zaten kesinlikle. Bizim psikolojimiz bozulur o zaman. Yani maddiyatın dışında o sahneden uzak kalırsa hepsimiz etkiler. Evet sevgili prodüktör arkadaşlarım. Şimdi sizden bir şey isterim böyle yaz sırasına göre gidelim. Neden prodüktörlük? Neden DJ prodüktörlük? Bu prodüktörlük nedir? Ve bugüne kadar ne yaptınız bu konuyla ilgili? Sırayla hepinizden hem insanları aydınlatmak açısından, bilgi vermek açısından, toplumun da prodüktör DJ'in ne olduğunu öğrenmesi açısından. Çünkü çok ciddi bir bilgisizlik var bu konuda. Bunun ciddi bir meslek olduğunu, dünyada çok büyük paralar kazandığını prodüktör DJ'lerin bilmesi lazım insanların. Onun için sevgili Mr. Joker seninle başlamak istiyorum. Neden prodüktör DJ? Neden bu meslek? Ve bugüne kadar neler yaptınız? Senden duymak istiyorum. Seninle başlamak istiyorum. Yusuf abi şimdi bizim ülkemizde hani ben 20 yıl doldurdum bu meslekte. 2001 yılında başladım ben. Biz sadece meraktan, müziğe olan sevgimizden performans kısmıyla başladık. Normalde Avrupa'da herkes önce prodüksiyondan başlar. Prodüksiyondan kendini geliştirir. Sonra performans DJ'ine dönüşürler. Yani çok da DJ geldi Avrupa'dan buraya isim yapmış prodüktör. DJ olarak getirdiler ama performansları buradaki DJ'lerin bile olamaz yani. Çok evet. Rezil durumdu yani. Ve seninle 3-4 kere karşılaştık. Hadi çıkın çalın. Affedersiniz batırdı diğer DJ. Hadi geçin siz toparlayın diye. Çok meşhur DJ'ler gelip burada geceyi mahvetti ve biz o geceleri o mekanların resident DJ olarak baştan yerden kaldırıp geceyi götürdük. Prodüktörlük kısmı abi benim ilk ben bu işe girdiğimde böyle başka şarkıların vokallerini alıp başka enstrümantallerin üstüne gomayı zaten yapardım. Onları ben remix sınıfına kurdum. Öyle öyle kendimi geliştirdim. Nerede ne yapabilirim? İşte sonra efektleri gomayı öğrendik falan. Sonra dedik ki bir şeyler üretelim. 2009 ya da 2008 yılındaydı. Böyle ufak ufak MIDI klavye aldım. Ses kartı aldım. İşte neyi nasıl yapılır? Biraz öğrendik, ettik. Bir iki parça tabii o yıllar geçtik sonra birkaç parça biz kendimiz demo olarak yaptık. O zaman çalıştığımız firmalar vardı bizim. Bura getirdiğimiz DJ'leri ve menajerleri vardı. Onlar işte bize gönderin. Tabii adamlar Avrupa'dan buraya getirmişik misafir. Paralarını alıyorlar, iş yapıyorlar. Burada da tabii ki biz de bir şey sorduğumuzda kendilerine tabii yardımcı olur, siz yollayın bize de biz işte oraya yollarız, bu plak şirketine yollarız, şuna yollarız, buna yollarız. Tabii bu şey sıcak davranma adam performansını bitirip uçağa binip gidene kadar olur. Ondan sonra ne mesajlarımıza cevap verirlerdi, ne
geri dönüş yaparlardı, ne maillerimize cevap verirlerdi. O dönemde daha böyle canım sıkılırdı. Yani neden Türkiye'den buraya hiçbir şey olmayan bir adamı getirip büyük mekanlarda çıkarırlardı sıfır tecrübeyle ve bizim bir ayda aldığımız parayı bir gecede verirlerdi o zaman. Ve arkasına bizi neden derdim Türkiye'ye çağırmazlar ya, biz bu adamlardan 100 kat daha iyi performans olarak, eğlence olarak mekanda... Hasan işte bu adama kor ya, vallahi kor. Yani öyle dandik adamları mekanlarımız, bizim mekan sahiplerimiz getirip de bir tonu para verip de sana naz yaparken, ya senin o adamların çok kapasiten üstünde olmasına rağmen bir yere davet edilmemen de acı bir gerçek. Aynen öyle abi. Yani o yüzden zaten bizim memlekette mesela Doğuş'tan parça yaptık abi. Release yapmıştık 2 sene önce. Evet, parçayı yaptık abi. Bizim buraya o dönemler içerisinde, yani o yıllar içerisinde getirdiğimiz DJ'ler, işte prodüktör DJ'ler, plak şirketi olan DJ'ler dinlettik şarkıyı, bilmem ne var. Ya işte yok, herkesin bize, yani her zaman söyledikleri şey, bütün Türkiye'deki DJ'lerin, yani prodüktör DJ'lerin isim yapmış hepsinin bize söyle, yok bunun sample'ları eski, yok sound'lar çok eski, şunlar eski, bunlar eski. Sen hep böyle anlaşıp birazdan konuşurlardı. Ama tek bir şarkı, o şarkı için değil hani. Daha önce yolladığımız simple örnekler için de, hepsinde. Ya ve genel böyle bir sıkıntı. Yani elimizden tutmazlar abi. Üstü kapalı kıvırma, anladın? Kimse öyle bir şey yapmadı yani. Herkesi de aradık yani. Yolladık, şarkıyı yolladık. Onu yaptık, bunu yaptık. Yok kanka, yok o plak şirketi kabul etmiyor bunu. Bunu kabul etmedi falan filan. Abi gittik. Hiç duyulmamış bir plak şirketi bulduk birinin aracılığıyla. Gittik adamlarla hiç direkt şarkı yolladık. Biz de bunu release yaparak yaptılar abi şarkıyı. Bir buçuk ay sonra çıktı. Artık biz çünkü şeyindeydik yani, çıkaralım ve çıkmış olsun ya. Çünkü usandık bıktıydık. Buramıza geldiydik. İnsanların arkasından koşturmaktan, yalvarmaktan, bize yardım edin falan filan. Yani çok iyi kontakların olması lazım ve adamla, yani çalışacağın adamlardan böyle yani et kemik olman lazım. Böyle kanka manka, gel kanka yolla kanka işiyle dönmüyor bu işler. Yani bir yerden daha sağlam bir destek olması lazım sevgili Joker. Abi, destek olmazsa bu iş olmuyor. Bak, çok iyi bağlantıların olması lazım. Bu memlekette harika prodüksiyon yapan DJ'ler vardır. Harika performanslar vardır. Harika da parçalar vardır. Fakat dediğim gibi bizim lokasyon olarak dünyada yerimiz zaten -1 başlamışık hayata. Kimse tanınmayan bir ülkedeyik. Bir yerlere ulaştırmamız çok zor olur. Umut'tan örnek vereyim. Umut ne kadar uğraştı çıkarttığı parçalar için. Yani biz, evet, muhabbet bize de anlattı bana. Evet. Ben birebir tam o şeyi yaşamadım ama kendinden dinlediydim. Yani onda da inanılmaz sıkıntılardan ve artık yani şirket kurdu adam ve getirdiği, çalıştığı DJ'lerinden başladı iş yapsın. Çünkü baktı burada bir şey olmaz abi. Yani bizim memlekette tamam güzel stüdyolar var, güzel işlerini kaydedeceğin yerler de vardır. İyi mixing mastering yapan arkadaşlarımız da vardı ama gel gelelim, sen onu sofraya koyamayın. Her şeyini, yemeği hazırlan, fırına pişirin ama sofraya koyacak bir sofra yok abi. Piyasa yok yani burada. O da çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bunun herhalde bir yolu vardı sevgili Joker ya. Abi yani ben çok küçük bir örnek vereyim kendimden. Bir mashup yaptım 2 yıl önce, 3 yıl önce. Mashup'ı ben normal sosyal medya sayfalarında paylaştım. Sonra bir siteye üye oldum. Bu DJ'lerin işte girip müzik araştırdığı bir site. Abi kendi, evet, yaptığı mashup'ı benim adım yazara mashup'ta da halen yani sitede. Abi parayla satar adamlar. Düşün. Senin parçanı. Benim parçamı değil, ben başkasının parçasını alıp mashup yaptım. Adamlar da benim mashup yaptığım parçayı alıp paralı siteye koymuşlar. Of. Düşünebilin ki bana bunun hiç getirisi yok, sıfır. Yani bir yerde kendi kendinizi mi tatmin ediyorsunuz bu işte dünyada? Çünkü bu böyle değil. Biraz sonra konuşacağız, örneklerini konuşacağız.
çok büyük rakamların konuşulduğu bir sektör. Bu sektör abi bu işte background'da çalışan, yani şimdi biz burada baktığında Hasan'la baksan işte tamam DJ'lik yapıyorum, evet müzik üretirim, o kadar. Bir kişisin abi. Avrupa'da sen bu işi yaparken arkanda en az 20 kişi var abi. Senin tasarımına uğraşır, senin tasarımına uğraşanlar var, fotoğraf çekimine uğraşanlar vardır. Stüdyoda mixing masterine uğraşanlar vardır. Yanında abi zaten sen onlar için projesin. Bir insan değilsin. Sen bir projesin. Geçtiğimiz yıllardan mesela Mike Williams, Spinning Records abi Mike Williams'ı aldı. Biz dedi bu çocuğu ısrar edip üstünden para kazanacak. Dani Avila gene aynı şekilde. Falcon. Robert Falcon'du. O çocuğun adını unuttum da tam. Evet. Yani bu adamlar abi direkt plak şirketleri aldılar ve büyük paralar. Çünkü bu işte mesela evet. Martin Garrix'i mesela öyle küçük bir belgeselini de izledim. Adamlara proje gözüyle bakarlar abi. Aynen öyle. Ben de izledim o belgeseli. Yani tamamen profesyonel çalışmalar bunlar. Aynen öyle abi. Sen evde bir webcam'ın karşısında Facebook üzerinden canlı yayın yaparken Martin Garrix Hollanda'da nehirde gider. Teknede live çalar. Yanlarında 20 tane tekne. Üstünde de 3 tane helikopter uçar da öyle canlı yayın yaparlar. Harika. Harika. Tam profesyonellik. Evet onlar, sevgili. Yani ne yapalım da? Biz de elimizden geleni evet. Yapalım. Bu memleketteki zorluklarda. Allah yardımcınız olsun. Çünkü çok fedakarlık yapıyorsunuz bu işten. Evet sevgili Umut Özsoy, senin bu konu hakkındaki fikirlerin ne abim? Sen de sıcak yakın zamanda parça çıkarmış bir değerli prodüktörümüzsün. Senin de fikirlerini almak istiyorum. Yani abi Joker'in söylediklerine %100 atıyorum, işte bu bahsettiğim connection konusu ya da bağlantı konusu inanılmaz derecede önemli. Yani şu anda sizin elinizde release olmayan belki de 1 milyar dinlenebilecek bir parça olsun. Doğru kontağınız olmadığı sürece, doğru yatırımı almadığınız sürece bir plak şirketi veyahut da belli bir ajanslardan o şarkı istediği kadar güzel olsun asla duyulamaz. Duyulmaz da kendi içinde kapanır gider, işte 3-5 kişi dinler, 10 kişi dinler, biter gider. Yani günün sonunda kesinlikle her şey connection işi. Ha soruya gelecek olursak işte bu başlama, prodüktörlük nedir ne değil. Yani biz, yani özellikle benim için yani devrim noktası dediğimiz, yani 2014'te biz, daha doğrusu 2012 yıllarında Loka'dan sonra bana gelen bir KH teklifinde, işte o zamanki partnerimizle beraber bu işi kabul ettiğimizde ben demiştim ki artık bu DJ'ler, Avrupa'da biz işte Miami'lere gittik, Amsterdam'lara, yani her yerlere gidip bu DJ'lerin nasıl sahne aldığını, nasıl saygınlık kazandığını ve insanların artık onlara bir sanatçı gözü değil, sanatçıdan daha da üst bir yere koyduğunu gördük ve ben 2014'te zamandaki ortağıma işte demiştim ki artık biz bu show business'ta yapıyorsak, yani hani bir DJ çıkıyorsa ve bir belli bir kompozisyon varsa, belli bir kurgu varsa, işte müziğin, sesin, ışığın hepsinin bütünlüğünü sağlayan bir şey varsa, işte bu sahneyle, DJ'in çıktığı saatki şovla, müzikle vesaire, bunları bütünleyip hani DJ'ye o saygıyı verelim ve DJ adıyla çıksın. Yani Umut Özsoy desin, Mr. Joker desin, Reverse Impact, Can Sezgin deyip nasıl Avrupa'dan biri gelir, Ümmet Özcan der ve adıyla çıkar. Ki biz bunu, yani bu intro olayını Joker'le 2009'larda da yapardık. Yani 12-13 sene önce. Tabii o zaman Joker 2006. DJ'lik yapardım, ben ışıkçılık yapardım. O çalarken o biri ışıkçılık yapardı. Yani şu andaki geldiğimiz kurguyla o zamanki elimizdeki imkan bambaşka. Ha, prodüktörlükte de benim yani yıllardır hep bir ilgim, alakam vardı. Ama ben sadece hep şey gözüyle bakardım. Yani o ne bu internet bu kadar yaygın değildi, ne de bizim bu sanatçılara artık ulaşmamız bu kadar kolaylaşmadıydı. Evet. Tamamen işin performans kısmına yoğunlaştıydım. Ne zaman ki işte o zaman hani bir kız arkadaşım oldu. O da benim gibi böyle meraklı, hani müzik konuşabilirim, business konuşabilirim, ilerideki işlerimi konuşabilirim falan. Dedim ki ben yurt dışına gidip eğitim almak isterim. Yani hani şu an burada zaten en büyük sıkıntı şu. Yani bizim ya da müzik değil bu, başka işlerle alakalı da birilerinin kendini o işi iyi yaptığı düşünürse yurt dışına gitme sebebinin en büyük sebebi imkan. Yani ben burada mesela
diyelim ki tamam şu andaki seviyeden bahsetmiyorum ama 2018 yılında ben yurt dışına gittiğimde 2017'nin sonlarında yani bir şarkı başladığımda mesela gidip birinden hani yardım almam lazımdı işte hani sorayım işte aranje nasıl gerçekten kompozisyon başladı mı tamam mı işte şurada şöyle bir hata var mı deyip de mesela bilgi alışverişi yapabileceğim biri yok maalesef yani çok çok işte 3-5 arkadaşına dinlendirirdin ya sağa sola dinlettirirdin parçayı. Yani hani imkanlardan dolayı maalesef burada sıkışıp kaldık. Ha benim bu son dönemlerde diyeyim yani özellikle ki ben mesela bu pandemi sürecinde geçen sene ilk parçamı çıkaracaktım Mart ayında. Çok güzel bir işte collaboration yaptık. Plak şirketi de şarkıyı beğendiydi zaten işte klip milip çekelim onu bunu yapalım derken Umut sanırım sesin gitti. Şu an gelir mi? Evet tamam tamamdır canım. Yes. Nerede kaldıydım en son? Nereye kadar duydunuz? Klip çekeceğim. Son parçanı beğenildi falan klip, orada kaldı. Klip melip falan filan demişti bize plak şirketi. Ondan sonra işte bu korona morona girince falan o işte bir alan oldu. Bütçeler kısıldı. Şarkı basıldı etti vesaire. Yani şu anki dönemde dediğiniz gibi evde oturduğumuz için yani biten parçalar çok daha fazla ya da uğraştığımız şeyler çok daha fazla. Ama hani plak şirketlerinde de daha doğrusu şöyle bir şey var aslında. Yani biz işin içine girmeye başladık sonra bu işleri öğrenmeye başladık. Yani aslında öyle bir şey var ki şimdi siz bir plak şirketine bir şarkı atarsınız. Bu şarkıyı atıyorum işte Yusuf Çoşkuner yolladı. Plak şirketi onu açtığı zaman bakar ki der ki Yusuf Çoşkuner bu adam kimdir? İşte yıllardır DJ'dir. Okey parçası var mı yok. Bir parça çıkaracak tamam. Bu adamlar Yusuf Çoşkuner'in onlara ne kazandıracağına bakar. İstikrarına bakar. Arkasındaki ikinci parçasına, üçüncü parçasına, dördüncü parçasına bakar. Ve adam der ki tamam ben bu adama yatırım yapabilirim. Ya da ben bu adamın şarkısını basabilirim. Çünkü günün sonunda çok uçuk örneklerdir işte İmam Bek vesaire böyle hani Rusya'da Kazakistanlı bir DJ patlattı ondan sonra çekildi proje oldu 3 kişi Rusya geçti aldı plak şirketi haklarını falan yani hani çok ender örneklerdir bir şarkıyla patlayan DJ. Onun dışında senin sürekli bir istikrarın olması lazım yani plak şirketi sana bir yatırım yaparken veyahut da oynayacağın plak şirketleri daha üst bir levelde yani hani stream olarak dinlenme olarak sana gerçekten bir şey katacağına inandığın plak şirketi seni kolayına kabul etmez. Oturup sana der ki sen ne yaptın, ne yapacaksın veyahut da ne olacak. Adam seninle zaten bir masaya oturduğunda ki bunun için gönül rahatlığıyla söylerim. Geçen yıl işte bu 6 ay daha önce çok güzel bir parça yaptım. Ben hatta bu önümüzdeki yani 5 Mart'ta çıkacaktı ama plak şirketi büyümeye gidip işin içine başka label'lar da kattı. Yani benim için aslında artı bir şey yani Nisan'a saltması. Normalde 5 Mart'ta önümüzdeki hafta olacaktı bu iş ama Nisan'ın 9'una aldık parçayı. Ama diyeceğim o ki mesela o 6'ya dahil önceki süreçte ben bir parçayı yaptım ettim. Attım işte plak şirketine. Gerçekten hani A&R dediğimiz adam yani bu Head of A&R işte bütün bu şarkılara bakanların başı çok beğendi. Ama diyor hani sizin ülke pazarını ve sizin dinleyiciyi düşünerekten ve sonrasında da bu levelde aynı parçanın 4 tane 5 tane gelebileceğimize emin olmadığımız için size bu yatırımı biz yapamıyoruz. Dilerseniz gelin böyle bir label var bunda bir çıkarın bir tane parça ikinciyi de burada çıkarın bize istikrarınızı gösterin ki Umut Özsoy. Çünkü abi artık tüketim bile şu anda o kadar bir hızlı ki. Yani senin yılda 7-8 tane şarkı basman lazım. Yani belli bir noktaya gelmek istersen neredeyse 5 haftada bir release yapman lazım. Ha bu 7-8 tane parçanın 5 tanesi çöp olur, 6 tanesi çöp olur fark etmez. 2 tanesi dinlenir, önemli değil. Sadece burada label'ın tek aradığı senden. Bu o DJ istikrarı var mı? Bu DJ bana evet. Gerçekten abi yani bahsettiğimiz paralar. Mesela bir Spotify'da 1 milyon, 1,5 milyon dinlendiğin zaman güzel bir de anlaşman varsa plak şirketiyle gerçekten çok güzel paralar kazanabilir. Yani iş gerçekten ciddi bir ticaret boyutu var. Yani hani bu bahsettiğimiz Spotify, YouTube, stream çektiğin yerlerden kazanılan para yurt dışında bizim para yani TL, onlar euro olduğu için bize çevirdiğimizde korkunç paralar kazanır insanlar. Kesinlikle. Bu işte. Kesinlikle. Teşekkür ederim sevgili Umut. Konuşacağız daha. Allah senin de yolunu açsın. Adamda sevdiğim bu gençlerin
böyle girişimlerde böyle başarılı parçalar çıkartması bizleri mutlu eder. Çünkü biz abileriyiz, eskiler. Ne şartlarda çalışırdık? Şimdi size imreniyorum. Öyle imkanlar var ki elinizde. Evet sevgili Riversin Park, bu konu hakkında senin de görüşlerini almak istiyorum. Neden DJ, neden prodüktör ve neler yaptın bugüne neden, kadar sende? Neden müzik sorusuna cevap vereyim? Kendimi bulduğum tek yer, öyle söyleyeyim. Tatlılarım, senin bana 8 yaşındaydı sanırım baba. Aldığın bir piyano vardı. O piyano benim aslında şu andaki noktamı belirledi. Öyle söyleyeyim. Neden DJ'lik? Müziği çok sevdiğim için aslında. Yani hep bir dönem olarak görürdüm seni. Nasıl o kabine çıkacağım, senin izin vermediğin dönemleri hatırlarım. İşte barın içinde kalacağım. Odur budur. Derken sıyrıldık aradan. Kabine girdik. Yani şimdi bu arada Erto'nun bir yerini keseceğim. Biz Erto'yu barımıza, klubumuza barmen koyduk. Orada çalan bir DJ vardı. Onun da tabii yıllardır yanımda ne biçim mix yaptığını artık aşina olun. Farklı bir mix duydum. Ya kimdir çalan dedim bu kabinde. O değil yani. Enip uzanıp baktım da ofisten Ertuğ'u DJ kabininde gördüm. Ne yapayım be babam burada dedim. Ya o dedi beni zorla bara koydunuz. Ben müzik yapmak isterim ve Ertuğ'un da o gün başlangıcı oldu bu iş. Evet Ertuğ. Aslında esas yapmak istediğim şey müzik üretmekti. Yani küçük yaşlardan beri yapmak istediğim bir şeydi. İnternetin bu denli yoğun olmayışından dolayı, kullanamadığımızdan dolayı yani kendimizi programda açıp işte geliştirmeye çalışırdık. Onu yapardık, bunu yapardık. Şimdi mesela öyle değil için gençler mesela girip bir Efes Studio kullanacak ya da Cubase kullanacak ki A'dan Z her şeyini öğrenebilir. Ama o zaman öyle değildi yani. İlk başladığımız zamanlarda bizim internet bu denli işte yoğun kullanılabilir değildi. Şimdi baktığında bütün gençler mesela benim de eğitmiş olduğum yanımdan çıkan gençler mesela örnek verdiğim ilk şey. İnterneti aç. Bu işte platform üzerinden yazman gereken şey belli. Günün sonunda işte her şeyi öğrenebilirsin. Böyle bir imkan var herkesin altında şu anda. Şeye gelecek olursak müzik ürettikten sonraki dönemdeki sıkıntılara umudum bütün söylediklerine katılırım. Çünkü yaşadığımız yer maalesef potansiyel açısından çok düşük. Ne kadar iyi bir şey yaparsanız yapın. Günün sonunda arkanızda bir destek istersiniz. Bu destek olmadığı sürece bir yerlere gelmek gerçekten zor. Ya piyasaya gerçekten hit olabilecek bir şey yapmanız lazım. Çünkü biz mesela kendi adıma konuşayım. Progressive House üzerine yoğunlaşan biriyim. Şimdi bunun dinleyici kitlesine baktığımda ülkemde yok denecek kadar az. Şimdi yurt dışında da adam dediği gibi A&R'lar tamamen senin potansiyeline bakar, geçmiş profiline bakar. Yani birçok şeye bakarlar ve günün sonunda çıkarmış olduğun parça sayısı. Geçmişte ne başarılara imza attı. Bunlar çok önemli şeyler. Kısacası üretmeye devam edecek ama birbirimize de ciddi anlamda destek olmamız gerekir diye düşünüyorum bu konularda. Çünkü en büyük eksiklerimizden biri de budur aslında. Dünyaya baktığınızda birçok sevgili Ertuğ, Reji'den biraz daha sesini açmalarını rica ettiler. Tabii ki. Ya da mikrofonu yaklaştır, uzak olabilir mikrofonun da. Şu anda tamam mı? Evet. Yani birbirimize kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız bir sürü de sıkıntılar var memleket içinde. Yani DJ'lik konusunda da. Yani prodüksiyon zaten yaşadığımız yerde ne label var. Ne mix mastering yapabileceğimiz bir yer var. Ve biz mesela en basiti böyle söyleyeyim. Bir mix mastering yapacağımız zaman euro üzerinden ödedik. Benim bir haftalık çalıştığım parayı belki de bir tane yapmış olduğum parçanın masrafını karşılar. Günün sonunda o parçadan belki de bana geri dönüş olmayacak. Arka taraf aslında çok böyle sıkıntılı bir süreçtir yaptığımız işin.
Ve yaptığınız işin değer görmemesi de çok kötü bir şey. Ya yani insanların gözünde çok duymuşumdur mesela bu lafı ben. Neden müzikle uğraşayım? Artık geç bir işe, bir işle uğraş. Aslında yani bu çok önemli bir şeydir. Ben burada bir müzik, bir şey üretirim. Senin yani tüketebileceğim bir şey üretirim aslında. Yani çok değerli bir şey ama karşı tarafın bilme işi, yaptığın işin ne olduğunu çok sıkıntılı İttir. Bir durum. Bu da iştir abi. Yani bence aslında bu akşam bu programı yapmak istememin en büyük sebeplerinden biri de bu. Bırakın biz DJ'likten geldik, öyle de gideceğiz. Fakat sizin yaptığınız iş, üstlendiğiniz misyon Kıbrıs'ta arkadan gelen gençler için çok önemli. Onun için ben bu akşam özellikle bu prodüktör DJ'in ne olduğunu öğrenmesini isterim ve sizin gibi dört tane de çok değerli arkadaşımı, kardeşimi çıkarttım buraya. Diyeceğim, yani diyeceğim birbirimize gerçekten kenetlenmemiz lazım. Çünkü çok küçük bir piyasadayız. Gerek DJ'likten olsun ya da bir oluşum mu artık oluştururuk? Konuşacağız. Ama, bu konuşacağız çok önemli bir şeylerin başında gelir bence. Çünkü şimdi bir yere gireceğim. Hani belki bazı kurumlara ulaşacak yani bu şey. Ve yani hiç hoş değil aslında bunlar ama benim çalıştığım yerde mesela benim sigortam yatmaz. Girdiğim sabit çalıştığım bir mekanda sigortam yatmaz senin. Ne bileyim işte yeri geldiğinde işten çıkarılır. Ne için? Çünkü daha senden daha ucuz o işi yapan kişiler vardır. Bu konu çok yeni derin ve biraz sonra Ertuğ'cum bu konu çok derin. Üstüne düşeceğim konulardan biri. Joker İnan, Umut İnan da sen yokken biraz bu konuyu konuştuk. Gireceğiz ona da. Ben Ankara'ya gitmeden önce sevgili izleyicilerimize bu dört tane çok değerli prodüktör DJ'imize sormak istediğiniz soruları yorumlara yazarsanız rejimiz de mutlaka yayın altından geçecektir. Bunu da söylemek istedim. Evet Ankara, Can. Efendim. Güzel adam. Evet güzel adam. Senin bu konu hakkında neden DJ'lik, neden prodüktörlük ve sen neler yaptın bugüne kadar biz biliyoruz ama insanların bilmesini istiyoruz biz. Evet söz sizde sevgili Can. Anlatmaya çalışayım. Yani ben ilkokul zamanında bir normal herkesin vardır ya bir piyano eğitimi aldım falan muhabbeti. Benim çok da uzun sürmedi yani öyle müthiş bir piyano hocam ve piyano derslerim yoktu. Çok da uzun sürmeyen bir serüvendi. Ortaokul, lise gibi tekrar müzikle ilgilenmeye başladım. Ama böyle bir şey hastalığı vardı. İşte ne bileyim bir CD yapalım, onu birilerine dinletelim falan. Hani birilerine bir şey dinletmeye çalışma. Öyle başladı serüven benim için. CD yapma işi nasıl yani bunu biz nasıl hani sanata dönüştürürüz ya da insanlara ben bunu nasıl dinletirim? Ben bu iş için en uygun meslek DJ'lik. Onu araştırmaya başladım. Bir virtual DJ falan tarzı programlarda bir saçmalama dönemi tabii ki oldu. Onları geçtikten sonra artık profesyonel olarak hani DJ setup'ını nasıl kullanmak gerekir? İşte atıyorum beat match nedir? Bu müzikteki ölçüler DJ'likte ne işe yarıyor? Tam hangi noktada ne yapmak gerekiyor? Bayağı detaylı araştırdım. Ve nasıl olması gerektiğini DJ Bora ile o zaman için 2010 yılında yanılmıyorsam 2010 yılında DJ Bora ile çalıştık bir süre. Ondan sonra derslerimiz biraz yarım kaldı gibi oldu. Ben kendim çok üzerine gittim. Olaylar beni prodüksiyon kısmına nasıl sürükledi? Aslında bu işte gerçekten iyi paralar kazanılabiliyor. Müzikten şu an çok iyi para kazanan milyonlarca insan var. Tabii şu dönemi saymazsak eğer. Dedim ki ben hem müziği artık kendim üretmeliyim hem de gerçekten bu işten daha iyi para kazanmalıyım. Belki eğer bir marka oluşturursam daha işte büyük sanatçılarla çalışabilirsem, daha büyük işler yapabilirsem, daha büyük sahnelere çıkabilirsem dolayısıyla daha iyi paralar kazanabilirim diye. Zaten ne bileyim 10 kişinin 9'u veya 10 kişinin 10'u da bu işleri aslında para için yapıyor ama tabii ki insanın kendi hissettiğini, kendi duygularını bir şekilde müziğe yansıtabilmesi falan filan ayrı konular. 2015
2014-2015 gibi prodüksiyon işine başladım. Ben de İstanbul'da bir eğitim aldım. Ableton programını kullanıyorum. Hala daha da onunla devam ediyorum. Diğer programları da kullanıyorum müzik yapmak için. Yani müzik yapılan işte bu DAW dedikleri, Digital Audio Workstation dedikleri programların birçoğunu hakimim ama tabii ki Ableton gibi kullanamıyorum. Çok düşük yüzdelerde kullanabiliyorum. 2015'den sonra 2016'da zannediyorum ilk single'ımı çıkarttım. Tabii ki genel olarak işte Joker de bahsetti, Umut da bahsetti, Ertuğ da bahsetti. Evet, bu destek sorunu çok ciddi ama ben olayı şurada buldum. Ya dedim belli beni kimse desteklemeyecek. Ben kendim ne yapabiliyorsam onu yapayım. Birazcık aslında vazgeçtim destek almaya çalışma konusunda. Ama tabii ki yine de bir arkamda olabilecek bir sponsor gücü özellikle çok büyük bir etken. Çünkü artık bir de her geçen gün mesela ben işte 2016'da ilk single'ımı çıkarttım. 2021'deyiz şu an geriye bakıyorum. Müthiş bir fark var. Özellikle dijital platformlarda işte Spotify'ın çok ciddi öne çıkması. YouTube'un yavaş yavaş geriye düşüp işte Spotify'a rakip olmak için YouTube müziği çıkarttı. Apple Music işte Balkanlarda daha meşhur, daha çok kullanılan bir uygulama. Spotify yoktu. Spotify oraya da atak yaptı derken şu an en önemli platform Spotify haline geldi. Tüm yani müzik yapıp satan insanlar için. İşte Spotify kendini çok geliştirdi. Shazam Apple'la işbirliği yaptı. Yani her geçen gün bir şeyler değişti benim başladığım zamandan bugüne kadar. Ben kendim bir dijital plak şirketi kurdum. Bir iki yıl falan oldu ama böyle çok aktif işte sürekli bütün sanatçıların şarkılarını çıkartalım, her şarkıyı çıkartalım gibi bir şu an için misyonum yok. Birazcık daha oturmasını, biraz daha böyle belli aralıklarla şarkı çıkartıyorum. Mail atanlar oluyor. Çok fazla bir yoğunluk yok ama her parçayı da kabul etmemeye çalışıyorum. Çünkü içime sinen benim oturup dinleyebileceğim birkaç da yine müzisyen arkadaşım var birlikte karar verdiğimiz. Onlarla birlikte dinliyoruz bu şarkıları. O şekilde satışa çıkartıyoruz. Ve aynı şartlarda yani bugün işte atıyorum X bir plak şirketi nasıl bir parçayı satışa çıkartıyorsa biz de aynı süreci yaşıyoruz ama tabii ki onların bağlantıları işte örnek veriyorum YouTube kanalları veya işte Spotify editörleriyle işte Apple Music editörleriyle olan bağlantıları ve bunun gibi şirketlerle her zaman için onları ön planda tutuyor. Main label hani ana label'lar ve sub label'lar yani alt label'lar olarak ayrılıyorlar. Onların tabii ki gücü çok farklı. Onlarla çalışabilmek, onların şirketlerinden şarkı çıkarabilmek büyük bir avantaj. Ama son dönemde artık Umut'un dediği gibi böyle İmam Bek örnekleri çok fazlalaştı. Yani adam şarkı çıkartıyor. Hop orada ne bileyim TikTok mı TikTok mu öyle bir uygulama var. Orada şarkısı meşhur oluyor. Oradan yürüyor. Ne bileyim bir şarkıya remix yapıyor. Yine sosyal medya. Artık şu an birazcık iş şansa döndü. Tabii ki benim arkamda işte atıyorum bir Armada Müzik olsa ben çok daha emin adımlarla ilerlerim ama ben işte atıyorum kendim bile şarkı satışa çıkarttığım zaman her an parçanın iyi bir şekilde patlayıp iyi bir noktaya gelme şansı var. Tabii bu bir ihtimaller denizi. Çünkü çok iyi plak şirketlerinde mesela atıyorum ne bileyim bizim Türklerden örnek verelim. Mesela Mahmut Orhan'ı ben ya beğendiğim iyi prodüktörlerden biri. Mesela son parçası 1 milyon, 2 milyon gibi çok basit bir rakamda takılı kaldı. Aslında 100 milyonlara kadar ulaşmış bir DJ Mahmut Orhan. Yine ultra müzikle yaptılar ama bazen de artık enerjimi tutmuyor diyeyim. İnsanlar mı tutmuyor? Bir şeyler olabiliyor. Bazen çok iyi parçalar yapıp çok meşhur olan adamların da kaybolduğunu veya kaybolmaya yüz tuttuğunu görebiliyorsunuz. Ama en önemlisi evet sürekli üretmek. Yani işte en azından her ay bir parça çıkartmak. Mesela biz o zaman konuşmuştuk buradaki Türkiye'deki DJ prodüktör arkadaşlarla da. Ya bu işin en büyük triği Spotify'da özellikle editör listelerine girmek. Ben 3-4 parçam girdi Spotify'da editör playlistlerine daha önce. Çok büyük bir avantaj oluyor. Bu giren parçaların hepsi 100 bin dinlenmeye geçti Spotify'da. O açıdan çok önemli. Çünkü çok büyük, iyi yani ciddi takipçileri olan playlistler, editörler hazırladığı için. Ve bunlarla biz hani biz arkadaşlarla bu konuyu konuştuğumuz zaman şunu söylediler. Kesinlikle bu işin en büyük triği sürekli üretmek. Yani yapabiliyorsan 2-3 haftada bir bile şarkı çıkartabiliyorsan eğer böyle bir üretim gücün varsa bunu kesinlikle yap diye bana her zaman önerdiler. Gerçekten doğru söylüyorlar ama işte Ertuğ'un da dediği gibi bazen elde imkan olmuyor. İşte atıyorum mix yaptıracağım, mastering yaptıracağım, nasıl toparlayacağız, ne olacak? Yetiştiremiyorsun parçaları. Planlar her zaman düşünüldüğü gibi ilerlemiyor. Ama elimden geldiğince üretmeye çalışıyorum. Şimdi de hazırda bekleyen parçalarım var. Yine her zaman çıkartacağım da bir büyük
plak şirketleri her ne kadar maillerimizi açmasa bile, okumasa bile, dinlemese bile yine de bir şansımızı biz deniyoruz. Yani en azından atıyoruz hani bakın bir dinlersiniz belki diye. Ama hani onu şeyden de anlayabiliyorsunuz. Gönderdiğiniz private linklerde mesela özellikle belli başlı şirketlere gönderiyorsunuz. Bir hafta sonra açıyorsunuz hiç dinlenmemiş mesela. Bu ne demek? Senin mailini ben açıp dinlemedim bile demek. Onlar da haklı. Günde binlerce mail alıyorlar belki. Herkesin çünkü hayali var. Dediğim gibi ben şu an birazcık self control kendi kendime takılıyorum. Kendim üretip o şekilde böyle yayılmaya çalışıyorum. Çok da şey değil yani mevcut dinlenme sayılarım kötü değil şu an için genel platformlarda. Memnunum yani şu anki gidiş açısından ama tabii tempoyu arttırıp daha büyük veya daha iyi işler yapmam gerekiyor. O da açık ve net yani şu an için no name konumdayız maalesef. Yani ben kendi adıma konuşacak olursam eğer. Evet. Ağzına sağlık. Şimdi çocuklar ben Kıbrıs'ta çok sorunlar yaşıyorsunuz klaplarda. Ben duyuyorum. İçindeyim zaten ben daha. Kıbrıs gece hayatı hakkındaki görüşlerinizi almak istiyorum böyle kısa kısa. Klaplarda yaşananlar, DJ'lerin birbirine olan sevgisi, saygısı, mekan işletmeleri, Kıbrıs'taki en önemlisi müzik anlayışının geldiği nokta konusunda hepinizden böyle sırayla görüşler istiyorum. Çünkü hepsiniz de faal insanlarsınız ve eminim bin bir sorunlar yaşıyorsunuz. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Sevgili Mr. Joker senle başlayalım. Tabii şimdi ben klaplardaki olumsuzlukların yani sizin döneminizin de döneminizin sonlarının ben zaten başında bu sektöre girdim. Ve iyi kötü ucundan yakaladım ben o zamanki Maramonte'ye yetiştin evet sevgili Joker. Maramonte'den önce abi yani 2001'de 2002'de yani imkansızlıklarda ve mesela en basit örneğini söyleyeyim. Şu an bizim buradaki bütün klaplarda DJ'ler sahne performansı inanılmaz ön plandadır. Her şey sahne odaklı yapılır, her şey DJ odaklı yapılır ve DJ'ye sorarlar artık bunu nasıl yapalım. Eskiden ben yani şeyler değişime girdi. Yıllar önce yani yıllar 14-15 yıl öncesine gideyim. O zamanlar çaldığım mekanlarda DJ kabinleri klapların en bilmeyen en ucu bir yerindeydi. Ve insanlar geldiğinde DJ arardı. Mesela Pasta Villa'yı hepsiniz bilirsiniz. Dere boyunda Pasta Villa vardı. Onun evet. Altında Şark Club vardı. 2001'de ben ilk orada başladım DJ'lik yapmaya. Daha önceden tuvalet hizmeti veren bir odayı da yıktılar. DJ, bir tane masa koydular içeriye. İçine aletleri koyduk. Bir tane böyle tuvalet penceresi vardı dışarı sahneye bakan. Yani mevzi çok gibi bir şey. Çok iyi hatırlarım. Yani çünkü böyle yerlerde ben de çaldım. Yani ne bizi insanlar gördü, ya bizi görmeye geçti, biz onları bile görmezdik. Ve kümes teliyle böyle önünde kapalıydı. Yani öyle klaplarda da çalıştım. Çok çok iyi klaplarda da çalıştım. Sahnelerde introlu, volkanlı, havai şekli yani bayağı bir değişti. Tabii zaman da, teknoloji de değişti. Herkesin bahsettiği gibi bu internetten herkesin elinin altında bir sosyal medya sayfası vardır. Gördüğü şeyleri bizim memlekete taşıdılar. Tüm dünya değişti. Bir tek bizde değil yani. Evet. En iyi club ya da en iyi sahne olması kusursuz bir dükkan ya da kusursuz bir işletme demek değildi. Bizim içimizde yaşadığımız sıkıntılar en kötülerini bahsedeyim. Çünkü ben bugüne kadar gittiğim hiçbir mekanda demedim. Ben bu aletten çalamam yani. Bu alet yani ben hiç kullanmadım bundan çalamam. Ben her şeyden çaldım. Hiç yani klapta ne varsa onu sıktık kendimizi. İşte BPM'i bozuktu. BPM potu bozuktu. Çaldık. Kanalı bozuktu mikserin. Bir şekil bulduk çaldık. İşte master'i gırıktı. Bir şekil koyduk kağıt sıkıştırdık. Çaldık. Hep götürdük yani idare et. Ve yani böyle çok az klap vardır Kıbrıs'ta bu kadar yıldır. Sıfır gideyim böyle açayım dükkanı
sezona başlayayım. Daha hiç başım ağrımadan, hiçbir sıkıntı yaşamadan dükkanı geri sezon sonu kapatayım. Hiçbir zaman olmadı hayatımda. Her gittiğim yerde bir sıkıntı yaşadım. Ama o da yani şeyden dolayı. Yok ki club sahibinin suçu abi. Bu evet. ya yapılan bir yanlış kaplolama işlemi, ya yapılan düzgün bir işin üstünden daha sonra klaba mal getirirken el arabasının üstünde koli şişeleri taşırken kaploları ezenler, bunun farkına varmanlar ve gece ısındıktan sonra başımıza açılan işler. Yani bunlar böyle anlatmayla bitmez abi. Binlerce problemle karşılaşırız. Bir sıkıntı olduğunda insanlar direkt yani zaten DJ Box'a bakar. Yani sanki de suçlu sensin direkt barı, odak gözler üstünde. Barda elektrik gider. Bar kararı DJ Box'a bakarlar. Sanki işi ben açacağım gelip. Yani bu sıkıntıları çok çektik. Hala daha da ufak tefek yaşarık ama o kadar bir tecrübe kazandık. Bu yaşadığımız sıkıntılardan ben mesela hangi mekanla anlaşırsam artık bunu ben 6-7 yıldır prensip haline getirdim. Hangi mekanla anlaşırsam sezonlu, sezon başı giderim, kullanacağım aletleri görürüm, kullanırım. Eğer bir sıkıntılar varsa benim yıllardır çalıştığım tekniğime götürürüm. Derim ki bu aletlerin busu vardır, tamirini yap, faturasını kes, ben alıp götüreyim, kullanayım. İşletme de faturasını ödesin. Profesyonelliktir tabii ki. Bu güzel bir şey. Abi çünkü bu kullandığımız aletler 100 bin, 150 bin TL'lik aletler. Yani şey masterclass'tan bahsediyorum şu an. Evet. 100-150 bin TL'lik aletler ve bunları biz saat 10'da gidersek atıyorum bir club düzenli saat işlemesinde. Bunun garsonu barmeni akşamüstü 6'da gider. Gider onu böyle o ıstıras tekerlekleri var diye çevirirler. O üstlerine öyle çevirirler, oynarlar. Yani oyuncakmış gibi dürtellere derler ve gece geldiğinizde bir sıkıntıyla karşılaştığınızda kimi kimden nereden? Onun için işletmeye de bazı işletmelerde de her girdiğim yerde de kendi üzerime sorumluluk arzımla isterim. Harika. Aletler benden sorumludur. Ha, bu aletler benden sorumludur. Bu aletlerin korunduğu yer, bu aletlerin keyzi, bu aletlerin taşınması kendi kendime sorumluluk olarak ben ağzımla isterim bunu ki bir şey olursa abi benim orada müdahale edebilmem ya da yapan biri varsa onu ben kendim cezalandırabileyim ya da hızlıca bir başka bir alternatif düşünebileyim diye. Bu da olması gereken profesyonelliktir be Joker bu da. Evet Avrupa'da farklıdır profesyonellik ama Kıbrıs şartlarına baktığında da böyle bir sorumluluğu bir yerde üstüne alman lazım. Mecburuk. Yani günün sonunda ben Avrupa'da adam seni milyonlarla bar milyonlarla club var. Biz burada 5 tane club var. Dönerik. Yazda çıkarık. Kışta o birine, kışta çıkarık yazdan o birine. Umut çıkar ben giderim. Ben çıkarım Umut gider. Arkasına Ertuğ gelir. Onun arkasına çıkar o biri. Yani aslında ben yeni oluyor. Konvoylar şeyler arkasında dönerim. Bu da ufak yer olmanın çok büyük dezavantajı. Bu arkadan gelenler için. Arkadan gelenler için bile değil. Sizler için de dönem dönem ciddi sıkıntılar yaradır. Çünkü mekan sahibi 5 değil de 3'e düşse herkes işsiz kalır. Yani bu da bir ciddi sıkıntıdır. Ufak ülkenin sıkıntıları herhalde bunlarda. Abi sıkıntı çok nasıl çok? Günümüzde bilin yüzlerden DJ var Kıbrıs'ta. Yani böyle 10 tane, 20 tane, 30 tane değil. Eskiden tamam 10 tane, 15 tane vardı ama şu an günümüzde bu iş biraz popülerlik haline geldi. Umut'un da ilk başta başlamadan yani sohbet ettiğimiz gibi bir küçük setup alıp çıkıp bir balkonda çalanlar bugün kendini 20 yıldır, 25 yıldır bu piyasada emek verip bir yerlere gelen adamlarla, DJ'lerle bir tutarlar. Bu bence çok büyük bir yanlıştır başlı başına. Yani, kabul edilmez. Ben hiç kabul etmeyeceğim abi. Biz de kabul etmeyiz ama adamlar çıktığında yani senin yanında öyle konuşmaz ama sen kaçarken de giderken de benim bu söylediklerimi konuşur yani ben bunu çok kez de rastladım yani adamlar gelir
bizim arkamızda koştururken kapıda kaldıklarına yalvarırken klaba yazdıralım. Adamlar gider bizim arkamızdan eleştiri yapar. Yazık yani ya. Yok işte böyle çaldıydı, öyle çaldıydı. Ben bu kadar yıldır 20 yılımı vermişim bu işe. Ben ne çaldığımı bilmezsem, eğer kötü bir DJ'saydım zaten bugün halen bu piyasada galan bir adam olmazdı. Var olma, var olmazdın. Yavuz Joker, ben 54 yaşındayım. Yoğun bir temponun içindeyim. Bana abi diyen babası gibi olduğum çocukların benim mekan, bir kere işlediğim mekanlarda böyle saygı her şeyin üstündedir bende. Sevgi saygı önce başta gelir. Arkasına zaten sen iyi bir isimsin. Benim arkamdan gidip de benim aldığım paranın dörtte birini söyleyip de elimden iş almayı almayı isteyen çok gençler tanıdım. Ben bu üzücü bir şey ama sana ama söyledim. Ona izin verdi. Evet, bunu kendi oğlumda da yaşadım. İşte beleşe çıkar. Beleşe çıkar. Yani Ahmet de aynı müziği çalar, Mehmet de aynı müziği çalar derler. Ama işin kalitesine baktığında yani işten alınan bir işletmeci evet. Olur. Ahmet de Mehmet de aynı. Ahmet de Mehmet de aynı çalamaz sevgili Joker. Çünkü Joker olmak kolay değil, Coşkunlar olmak kolay değil, Özsoy olmak kolay değil, River Simpak olmak kolay değil, Can olmak. Bunlar yılların emekleri abim. O sahte bu işe girip de arkadan film çevirenler inan zaten yok olup gitmeye mahkumdurlar. İşte bakıyorum bugün siz işte prodüktörlük daha ileri bir adım. Amaçları olan insanlarsınız. Onun için evet sinek daha ufaktır, mide bulandırır ama ilerideki zamanlarda yapılacak olan işte o birlik beraberlikte bu çürük elmalar da bence aradan temizlenecek abim. Abi yani bak, beni tanıyan birçok insan bilir. Böyle dışarıdan biraz sert görünürüm. Yani ilk tanışan bir insan için benim sert gördüğüm ama ben bu camiada benim arkamdan gelen birçok DJ'in dediğim yani bu birçoğu da %95 sınıfındadır abi. O kadar bir fazladır. Hepsinin elinden tutmasam bile bir parmağının ucundan tutmuşum vardır. Bilenler de bilir beni. İnkar da edemez yani çoğu ama o parmağından tutup ya da kolundan tuttuğum adamlardan bile gazlık yedik biz zamanında. Onun için artık zarar görmeyeceğimi bildiğim insanlardan ortaklaşa bir şeyler yaparım. Ortaklaşa bir şeyleri paylaşırım. Kendi etrafıma öyle küçük bir kalkan koydum. Yani insanlara yardım etmeye çalışırken de benim kuyumu kazmaları, dönüp arkamdan iş çevirmeleri ya da minimum bu tarz şeyler, bizim gece hayatıyla ilgili problemler yapılmasını artık kabul etmem. Yani yaşımız da zaten o 20'li yaşlarda değildik artık biz, yani biz de 40'a dayandık. Tabii ki o tecrübe de senin artık bir önlemleri almana sebep oldu. Olgunlaştınız. Aynen. Olması gerekenler bunlar. Teşekkür ederim sevgili Joker. Sevgili Özsoy, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani şöyle söyleyeyim abi. Bizim mekanlarımız gerçekten yani çok güzel. Yani mimarisinden tut da ki bunu son işlettiğimiz iki mekanla yani hani söyleyebilirim işte yaptığınız, özellikle son çıtayı ortağımla beraber hani dekorundan tutun yerdeki zemininden her şeyine kadar komple bizim ve mimarlarla beraber beyin fırtınası yapıp ne olabilir işte DJ asansörle çıksın işte ne bileyim ben kafada bir çıta olsun dönsün. Tabii ki bu işler bütçeyle alakalı ama demeye çalıştığım tamamen şova döndü bu işler. Ha, demeye çalıştığım şey yani eski zamanlarda yani ben de bu işe 2005-2006 ki Joker da çok iyi bilecek. Ben yani hani Night Park'lara gidip kabine bakardım. Joker daha o zaman yani Night Park'ta yeni başladı, çalsın etsin, arkadaş olduk. Ondan sonra hasbelkader aynı mekanda başladık, çalalım ikimiz. Böyle çok vakit geçirmeye başladık. Yani hani o zamanki imkanlarla bu zamanki imkanları kıyas mükayese bile kaldırmaz. Yani hani o zaman biz bir parçayı basardık Ares'ten ya da işte X bir yerden ensin. Şarkının 10 saniyesi inerdi 4 saatte. Bak 4 saatte 10 saniyesi inerdi parçanın da 10 saniyeyi 60 kere dinlediğimiz olurdu.
Yani hani o kadar bir ulaşılmaz ya da bir parça vardı, o Şazam'mış, oymuş, buymuş. Yani hani öyle bir şey yoktu. Yani diyeceğim o ki bizim mekan olarak aslında Avrupa'daki, ben mesela 2016'da Miami'ye gittiydim. Orada Ultra Festival'in dışında da belli büyük DJ'lerin işte belli konseptlerle partileri olurdu, işte Hardwell'in vesaire. Mesela Hardwell'in partisinde 3 kere ses gitti. Hardwell 35. dakikada indi, kabini bıraktı ama çıktığı yeri görseniz o kadar bir kötü ki, o kadar bir hani rezalet ki, servis anlamında, görüntü anlamında, kabin anlamında, ses anlamında, yani hani o kadar bir gerçekten KKTC'ye kıyasla bile alt gibi durur. Tabii bu diğer festivallere, diğer mekanlardan bahsetmiyorum. Demeye çalıştığım, bizim mekanlarımız gerçekten güzel ama maalesef ki yani özellikle ben bu son iki mekanda da hani yaşadığım sıkıntılar mekan sahipleriyle, yani hani yatırımcılarla yaşadığımız sıkıntılar oldu. Yani biz de aslında, ben kendi açım tabii, herkesin DJ'lik işte işletmecilik belli bir sıfatıyla, benim daha çok DJ'lik ve işletmecilik de hani işte işlettiğim bardan tutun da kendi açtığım 2012'deki club'ım, hep sürekli böyle bir 9-10 yıldır işletmecilik de işin içinde olduğu için söyleyebilirim. Bizdeki tek sıkıntı maalesef biz şeyin ayrımını yapamıyoruz işte yani ben daha doğrusu onu bulamadım ki bunu KH'de başardık, başarmaya da devam ediyoruz zaten. Yani şu andaki işletmeciler de bunu başarmaya devam ediyor ki bunun en büyük bir örneğidir Kratos. Bunu gayet güzel yaptığı için de hatta buradan beni duyarlar, sonlara da tebriklerimi iletiyorum. Bizdeki en büyük sıkıntı şu abi. Bir adam var ki der ki ben yatırımcı olacağım. Mekan istiyorum açayım. Kim var oğlum bu işten anlayan? Yusuf, Umut, Ahmet, Mehmet, gelin konuşalım. Gittik konuştuk, anlattık. Şunlar şudur, şu kadar paralar ya da şöyle bir yatırım olması lazım. İşte öngördüğümüz fizibilite budur. Kazanılacak paralar ya da yapılacak iş vesaire. İş bir başlar abi. Bir tutar ki yani tutmasa bakayım neler olacak. Yani son işlettiğim iki mekanlardan bahsedeyim sana. Ki seninle evet. De konuştuk Yusuf abi, hatırlarsan. Biz oradaydık evet, daha olsa da beraber işte. Son döneminde. Maalesef ki öyle bir olur ki abi. Bizim yatırımcı diye adlandırdığımız ve işletmeci diye adlandırdığımız insanlar arasında, yani benim özellikle yani ortağımla beraber yaşadığım sıkıntılar hep bir kavgaya dönüşür. Çünkü günün sonunda yatırımcı, yatırımcı olmaktan çıkar ve işletmenin işine karışmaya başlar sürekli. Şimdi ben burada asla en iyisini biz bilirik, benim ekibim bilir, benim ortağım bilir ya da ben bilirim demiyorum. Ben tuvaletçiden bile, ben komiden bile, ben kapıdaki güvenlikten, ben valeden bile birçok şey öğrendim bu işte. Kesinlikle benim sadece, anlam veremediğim, daha doğrusu yurt dışında hep bu işler ne olur? Bir proje vardır. Ve projede bir işletmeci tutar yatırımcı. Der ki Yusuf Coşkuner, sen bu mekanları işletiyor musun? Doğru mu? Doğru. CV'n nedir şu? Yaptığın iş nedir şu? Tamam. Oturur seninle bir anlaşma yapar. Der ki sana ben böyle bir bütçe yatırıyorum bu işe. Sen de ona işletmeci olarak belli bir tavsiyelerde bulunur. Ya dersin ki bu iş olmaz. Ya da dersin ki olur. Olursa şöyle olur. Veyahut da olur çok da iyi olur. Şöyle şöyle olur. Şimdi sen onlara birkaç senaryo sunarsın. Maddi olarak, manevi olarak vesaire. Şimdi bu sunduğun senaryolar artı olarak yapılır. Ve artı olarak yapıldığında da günün sonunda farklı şeylerle hani işletmeci, yani mekan sahipleriyle kavga etmeye başlarsın. Örnek vereyim. Mesela bizim son işlettiğimiz mekanda hani bizim bir koyduğumuz bir işletme kuralı vardı. Hani mekanın şıklığından ve oynayabileceğimiz kütle ve küçüklüğünden dolayı. Biz demiştik ki cumartesi 21 yaş altı almıyoruz. Almayacağız da. Prensibimiz bu ve şişesiz, hani çünkü mekana çok ciddi bir yatırım yaptıydık. Biz dedik ki cumartesi günü şişesiz, çok fazla yani biz 300 kişi alalım. Ama gerçekten o 300 kişi hem eğlenmeyi bilen olsun ve hem cebinde gerçekten parası olup da o hizmeti alabilecek 300 kişi olsun diye yola çıktık. Biz bu denli bir işletme yapısını izlerken de biz kendi öz yeğenlerimizle, teyzemizle, dayımızla vesaire, onların çocukları 19-20 yaşında bayan olmasına rağmen içeri almazken, bize mekan sahibi arar der ki işte köyden 7 tane ahbabım geliyor, 7 tane erkek. Al bunu işte orta kısma koy. Ya diyorsun kardeşim okey. Canım feda yani hani küçük memleket, anlıyorum seni, hayır diyemezsin ama bizim bir işletme kuralımız var. Ben yani hani benim ortağım kendi deyzesinin kızlarıyla kavga etti ve kızlar 20 yaşında diye açılışa gelemediler mesela. Ben bunları karşıma almışım. Bana ansızın der ki ya işte meyhaneden çıkıyorlar, ansızın karar verdiler, 7 erkek bir kız şişesiz gelecekler. Ya derim yani hani
Ben bunu kabul edemem işletmeci olarak. Şimdi ben bu insanları içeriye alırım ama diğer 60 masam bana diyecek ki ya Umut sen bize şişeli dedin, ona göre geldik, biz de şişe paramızı da ödedik. Hani açtık da şişemize oturuyoruz. Yanında 8 kişilik bir grup var. Kız erkek sayısı da eşit değil. 7 erkek, 1 kız ve şişesiz bir şekilde 2 tane soda, ki bunu yaşadım da defalarca da yaşadım. Müşteri bana hesap sormaya başlar. Ve ondan sonra biz mekan sahipleriyle işimize karıştıkları için, ki iki mekanda da böyle oldu. Yani Trons'da ve evet, papaz oldu. Bilen bilir abi. Yani ben bu iş DJ'lik işinden ben zaten güzel bir para kazanıyordum. Ben ve ortağım zaten bu işe ajans açtığımızda da bir organizasyon şirketi açalım ve burada yapılmayan şeyleri yapalım diye girdik. Ben aslında işin işletme tarafını çok aman aman istediğimden değildi ki. Önbest örneği son çita örneğinde. Ben adamlara 3 toplantıda bu iş olmaz dedim. Ay bak 3 toplantıda. Bu iş olmaz, ben bu işi istemiyorum dedim. Yapmayın dedim. Bu işi o düşündüğünüz paralar yok. Kazanılmayacak bu paralar asla. Yani şu andaki dolar, sterlin ve euronun farkında mısınız dedim. Böyle bir paranız varsa gidin bankaya atın. Daha risksiz bir şekilde güzel bir elde edeceksiniz diye. Ben bunu açıkladım. Hani içinde bir olan bir insan olarak sen işte artık bu işlerden çok büyük paralar gelmediğinin ne farkındasın sevgili Umut? Gerçekten eski dönemler yok artık. İnsanların alım gücü de azaldı. Hayır, eskiden bir robot alırdın. Atıyorum robot 180 dolardı. Tele karşılığı 240 TL'ydi. Şu an 180 doların tele karşılığı 1700-1600 TL. Yani hani 100 dolar zaten bir robot şimdi. Aynen öyle. Yani evet. O kadar bir yükseldi ki biz bunu mesela Embassy örneği son Trons ve Chita örneğinde de yatırımcılarla. Çünkü onlar mesela ne yapardı? İşte Cage, bir referans Cage'i alırlardı işte. 2000 insan gelir, 2500 insan gelir. Şu kadar bilet keserler, şu kadar bar yapsa 200 bin TL, 300 bin TL gecede ciro demir yaparlar. Şu inşaata ne kadar demir gitti acaba? aynı mantık. Yok işte ses sistemi odur budur. Bir sahne dekor kafasına göre hesaplar yatırımcı. Ama işten hiç anlamadığı için kendine göre bir fizibilite yapar. Sonra o fizibiliteyi sana empoze etmeye çalışır. Sen onu anlatırsın ve dersin ki hayır bak bu böyle düşündüğüm paralar yok bu işte. Kısacası yani bu iki mekanda da yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi ki Allah'a şükür de ne Trons'da ne Chita'da mekan da hiç kötü gitmedi ve söylediğimiz ciroların da üstünde tamamladı mekan. Ama maalesef ki yani şimdi ben başka bir şeyler ararım bu işlerde abi. Yani hani benim dolu olduğum konu aslında club'ın işte işleyişi falan, ben bunlarda sıkıntı yaşamadım. Benim tek yaşadığım son iki mekanda, özellikle işlettiğim mekanda. Mesela Cage, ben de Joker'in dediği gibi ki sert ya da X bir şekilde farklı ya da egolu gibi görünüp ve de duyulmuş olabilirim. Ben Cage'den 8 yıldır ekmek yerim. Ben niçin Cage'de bir kere bile papaz olmadım? Niye olmadım? Çünkü bu adamlar dedi ki, atıyorum şu andaki işletmeci Bert'le Bayram oturup komple mekan sahibi işletmecilerine güvendi ve bıraktı. Biz Atakan'la 2014'te aldığımız zaman da buydu. Murat Bozoğlu dedi ki bize, burayı ben inandığım için veriyorum size abi dedik, tek istediğimiz bir şey var. Lütfen işimize karışma. Tüm parayı sen kontrol et ama işimize karışma. Ve başarı geldi. Ve 8 yıldır, 9 yıldır. Yani kısaca orada herkes kendi işini yaparsa, bilim ki o adam oraya seçilmiştir, ona saygı duyup da bu işin böyle yapılması gerekir. Bir de tamamen dediğiniz o DJ'lik muhabbetinde. Şimdi ne olur işletmeci olarak Yusuf Çoşkuner 8 bin lira, 10 bin lira ya da 5 bin lira neyse bir para alır. Ondan sonra derler ki ya Umut da bu işin aynısını yapar ya. 2 bin liraya Umut tamamdır modunda olurlar ve ondan sonra farklı... Ama bunu yapmayan mekanlar da hep ayakta, sağlam ayaktadır Umutçuğum. Tabii. Evet. Diğer de mahkumdur. Evet, bilmiyorum ama sahat o kadar çok hızlı aktı ki rejim beni uyarır. Çok az zamanınız kaldı diye. Evet, sevgili Riversin Park ve Cem'den de böyle bu konular hakkında bir şeyler duyalım. Ve son birer soru soracağım size. Hasan abim ve Umut'un dediği yani birçok şeyi özetlediler zaten. Aslında geçmişten bugüne bayağı bir şey gelişti eğlence sektöründe ama bakacak olursak gelişmeyen tek bir şey varsa işletmeci kafası. Bugün bir şeyler yapamıyorsak eğer ya da evde oturmaya mahkumsak işletmecilerin düşük bütçeli DJ'leri çıkarma isteğinden dolayıdır en başta temeli. Ki bu düşük bütçeli dediğim
DJ'ler de işte bu işe yeni başlayan, bizim eğittiğimiz 5 kuruş talep etmeden piyasaya birilerini kazandırmak için üzerlerine emek verdiğimiz insanlardır aslında. İşin gerçeği de. Ama öyle piyasaya kazandıralım demeyle de kazanmıyor Etnucuk, biliyorsun. Evet, evet maalesef. Yani diyeceğim şu ki birçok şey eksiktir aslında. Bu eksikleri de gidermek için işte bir birlik hem bahsettim en başta. O birliği oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü birçoğumuz aslında sadece bu meslekten geçinirik. Belki birçok işinin işte başka işleri de vardır. Ondan gelir sağlar ama ben kendi adıma konuşacak olursam sadece bu işten ekmek kazanırım. Evet, bu ülke içerisinde bu işi yaparım. Şuna değineyim. Mesela bugün işlediğim mekanda, sabit işlediğim bir mekanda sigortam yatmıyor benim. Bunu denetleyen bir mecra varsa günün sonunda yani bunun sonucunu da bana bir şekilde geri dönüş olması lazım. Görülüm mekanlara gelirler denetlemek için. Bir şekilde artık ne döner arada? Çünkü ahbapçı memleketiyik. Ahbapçılık geçer bu memlekette. Günün tabii sonunda adamlar... Ertuğ gerçekten yıllardır benim gençliğimden beri hiç sosyal güvenliği olmadı bu sektörün. Bilmiyorum nedendir. Denetlenmedi de fazla. Fakat Allah göstermesin. O mekanlarda bir şey olursanız ne biçim bir güvenliğiniz olacak? Bunu da işte bu pandemiden sonra bırakın gerçekten el birliği, kafa birliği, sevgi birbirimize saygı göstererek bir yerde buluşup da haklarımızı koruyacak bir mekan birlik yapacağız biz sizinle. Bu ben böyle ölmeden önce çok istediğim, görmek istediğim, çünkü benim hayatım hep müzik oldu, hep DJ'lik oldu. Ve arkadan gelecek nesillerin de böyle sağlam, böyle temellere oturmuş bir derneğin, bir birliğin içinde olarak saygınlık görmesi. Bu DJ'liğin toplumda bir garı istemeye gideceğinde bile işte DJ'dir, o çok iyi falan denmesinin böyle hayali içindeyim. Çünkü bunlar hep bizim hayatımızda böyle önümüze sanki de yanlışmış gibi gelen konular oldu hep. Onun için hep sizin, özellikle siz gençlerin yeni kafasıyla, bizlerin eski insanların tecrübesiyle bir birlik oluşum yapacağız sizinle birlikte. İnşallah o günleri görmek nasip olur diyelim o zaman. Evet. Ondan sonra tek söyleyeceğim şey de yani gelişmesi gereken tek bir şey aslında eğlence olarak bayağı ilerideyiz şu anda. Öyle görürüm ben. Ama işletmeci kafalarının değişmesi lazım. Yani birçok konuda. Okey, biz genel müzik tarzlarımızı sergileyemiyoruz. Çünkü küçük potansiyelli bir memlekette yaşarız. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Üretmeye devam edeceğiz. İstediğimiz hedeflerin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Ama üzücü bir nokta var. İşte bu dediğim gibi 3 gün önce bu işe başlamış insanların kabinde olup da bizim evde oturup işte mekanlardan teklif bekliyorum. Belki ben o konuda biraz yanlış yaparım. Hasan abim de doğrulayacaktı onu. Çıkmam, evet. Gitmem, mekanlarda gözükmem. Onu yapmam, bunu yapmam ama yani bunun mu olması lazım? Evet, Kıbrıs'ta yaşayarak bunun olması lazım diyeceksiniz bana ama. Bence olması lazım. Olması lazım. Piyasanın içinde olmak lazım. Ben de sana bu konuda hep kızarım. Piyasanın içinde olmak lazım. Abi dilimde tüy bitti yine, bilinme. Bilirim. Hasancığım benim de bitti ama adamın tarzı bu. Ne yapayım abim? Ne yapayım? Evet, teşekkür yani ederim sevgili Coşkun. Bu konuda yalnız Ertuğ'a ben de katılırım. Asla bir mekana gidip de iş dilenmem yani. Asla. Dilenme değil mi abi? Dilenme değil. Çıkan giden bir ilişki. İşte onlar dilenir ama ve dilene beleş bir şekilde işe yani alır. Doğru söyler aslında Umut. Bu da vardır. Direkt evet. Seni gözüne baka baka çalarken gelip de mekan sahibine yalakalık yapan çok DJ arkadaşlarımız vardır. Hepsini var de yaşamış. Hayır, benim demek ayrıştırmak istediğim nokta, benim de mesela resident olmadığım dönemlerde, yani mesela bir hafta orada, bir hafta orada, bir hafta
Cumartesi çalarsaydım, cuma atıyorum başka bir mekana giderdim. Zaten bütün çalan DJ'ler arkadaşlarımız, bütün mekan sahipleri, güvenlik o şu bu. Giderdik ona selam, buna selam. E zaten o adam seni görür. Sonra sana be haftaya boşum be gel. Anladın yani öyle. Kesinlikle katılırım. Göz önünde olman lazım yani. Eğer yani, biraz yani, daha kendini soyutladı bu ortamlardan. Evet soyutladım doğrudur. Konu katılırım. Kesinlikle göz önünde olasın işletmeciler seni görsün DJ'ler ya da mekan sahibi. Ha be doğru Joker sen de vardın nedir durumun haftaya çalar mı? Yani insanlara bir şekilde o çağrışımı yaptırman lazım. Evet. Kesinlikle. Evet. Ankara sustu çok. Ankara'yı da konuşturalım. Şaka gibi be çocuklar. Çok konuşacağımız konular var. Saat böyle su gibi. Ben soruyu unuttum ama ya. Soru neydi? Yazıklar olsun sana. Kıbrıs'taki eğlence hayatını konuşuyoruz canım. Neden ya müzik? Neden DJ'lik? Kıbrıs'taki gece hayatı ben şöyle söyleyeyim. Hakikaten bir DJ gözünden aslında bence hiç kolay değil. Yani hani o konuşmanın en başında şey Umut'la Joker şey demişti ya işte Türkiye'den DJ geliyor. İşte geceyi yine bize kurtartıyorlar diye. Hakikaten Türkiye'den gelen DJ'ler çok zorlanıyor. Yani Kıbrıslı'yı eğlendirmek hakikaten hiç kolay değil. Doğru zamanda doğru müziği seçmek çok zor. Çünkü mesela şey vardır işte hani Kıbrıs'ta böyle Türkçe müzik çok sanki dinlenmiyor, sevilmiyor gibi görünse de araya bir Türkçe sıkıştırdığını çok iyi bir tepkide alabiliyorsun. Bazen alamayabiliyorsun. Hani hakikaten gece nasıl gidecek, ne olacak? Müthiş sürprizlerle dolu Kıbrıs gece hayatında. Ama mekan işletmeleri ve genel olarak DJ'lerin gözünden bakacak olursak şöyle bir sıkıntı var. Nüfus çok az. Yani adadaki nüfus çok düşük olduğu için büyük kafada düşünmek, çok vizyonlu düşünmek nakit olarak, maddi olarak hasara uğratıyor herkesi. Çünkü nüfus yok. Yani en basit işte mesela Cage Club için bile konuşacak olursak o en büyük avantajı yazın açık olması ve çok ciddi bir turist şeyi var. Nüfusu var. Kalan bir öğrenci nüfusu var. İşte okulları daha yeni bitmiş. İşte yazı Kıbrıs'a geçecek ve tabii ki yerli nüfusu var. Bu açıdan nüfus çok önemli. Mesela işte her zaman için ne oluyor? Örneğin işte aynı anda 5 mekan açıktır ama her zaman için bir tanesi hep en ön plandadır. Yani ilk o tercih edilir. Ona giremezse diğerine, diğerine giremezse öbürüne gibi bir şey. Bu da nüfustan kaynaklı. Ama işletmelerin içeriğine gelecek olursak tabii ki hatalarla dolu. Tabii ki o şey muhabbeti özellikle işte yatırımcı olarak gelip işletmeciye ya baba şunu şöyle mi yapsak, müziği şöyle mi çalsan falan böyle müzik tavsiyeleri gelir. Neler neler yani gelir. Ben yani mekanda çaldığım mekanlarda işte atıyorum güvenlikten de tavsiye aldım. Ya sen şu şarkıyı hiç çalmıyorsun. Sen de şu adamın ışığı atmıyorsun ama yani değil mi? O iş oraya gidiyor yani. O tür çok gariplikler yaşadık ama bence ben buraya geldiğimde ve ara sıra işte eğitim için falan da İstanbul'da da çok sık gece hayatını gezdim, dolaştım. Tabii ki belli başlı süper, müthiş mekanlar var İstanbul gece hayatında da, Ankara gece hayatında da. Ama Kıbrıs gece hayatının hem geri kalır asla yanı yok hem de birçok artısı var. Özellikle mekan mimarileri, dekorları vesaireleri, çalınan müzikler Türkiye gece hayatından benim şahsi fikrim bir tık daha önde bence. Biz dünyayı takip ederiz abi çünkü. Kesinlikle. Ya ben onu düşünüyorum ki çok iyi mekanlara da gittim, gördüm çalınan, yapılan müzikleri ama hakikaten Kıbrıs'ta her zaman için artı bir söz konusu benim şahsiyetim. Yelpaze evet. Yani bizim İslam marşı olmuştur limb by limb. Türkiye'de çalışan adamı şişlerler abi. Kesinlikle. Evet. Evet arkadaşlar, Reci'mizden zamanımızın dolduğunu iletti bize. Öncelikle gördüğünüzde de çok teşekkür ederim. Ve kısa kısa sizden son mesajlarınızı almak isterim. Bu arada çok değerli DJ arkadaşlarımız yazmış. Okumadık sevgili Emrah Polat. Sevgiler Emrah. Aykut Çetin. Ben Jasmine Kort'ta müdürken DJ'yim idi. Selamlar Aykutçuğum. Demeyecek sanki da ben Görkem'i gördüm. Görkem'i çok seviyorum. Çünkü prodüktörlüğün ilk adımlarını ben Görkem'den duydum ve çok başarılı da parçaları vardı. Böyle Görkem'i ben bir DJ olarak bir gün işte Avrupa'da bir star olacak gibi gördüm. Ne durumdadır bilmiyorum. Bir programa Görkem'i de alacağım. Uygun değildi. Bu hafta ulaşamadık ona. Ama katılan tüm arkadaşlarıma evet bir arkadaşımız şeyi yazdı. Bu gerçekten klaplarda isim vermek istemem. Umut da bilir. Hasan da bilir. Bir yere çok ünlü biri geldi.
askerdeki oğlum da çok hasta, baba gidelim gidelim. Çektik gittik. Masalarda gördüğüm 16-17 şoklarımı yaşadım. Şimdi hep Avrupalı olmak isteriz. Hep güzel bir şeyler isteriz ama işimize gelen yerde de gerekeni yapmayız. Umut sen de çok yaşadık bunu gördün. Bak dedin ki çitayı açtım 21 yaş dedin. İşte bunlar olması gerekenlerdir ama işlediğiniz diğer mekanlarda da özellikle bir tanesi var ki çok popüler. Hakikaten 16-17 yaşında çoluk çocuğun elinde içki, sigara, bu da çok hoş değil. Abi. 13 yaşında çocuk gördüm ben. Tamam işte yani burada şimdi iyi işletmecilik konuşursak bunları da bizim para uğruna körçer etmememiz lazım. Ve bunları engellememiz lazım. Her şey yaşında yaşanırsa güzeldir bence. 13 yaşında çocuğu, 17 yaşında çocuğun klapta işi yoktur bir arkadaş, otursun evinde. Zamanı geldiğinde gider. Onun için hepinizi seviyorum ve son hepinizden kısa kısa böyle sevenlerinize, özlem duyduğunuz klapla öyle bir mesaj verelim ve programımızı kapatalım. Evet. Nasıl isterseniz başlayınız. Hep büyük dediğimiz. Burada Ankara'dan başlayalım da. Peki uygun. Aynen. Ankara, güzel mesaj istiyorum senden. Güzel ben, adam. Ben bir de bir saat ilerideyim ya. Bu sabah olur can orada. Olur. Olur sabah. Sabahlara kadar klaplarda çaldın işedik ne oldu? Bir saat ileridesin. Ne olacak? Benim tek bir dileğim var. Lütfen ama lütfen en kısa zamanda şu virüs bitsin. Bir an önce herkes normal hayatına dönsün. Şarkıdır, türküdür, her neyse biz gerekeni yaparız ama ne olur şu virüs bitsin. Sağlıklı bir şekilde atlatalım şu süreci. Başka hiçbir dileğim yok. Teşekkür ederim Yusuf abi. Katılan herkese teşekkür ederim. Bir abiye de selam söyleyeyim. Buradan uzun zaman oldu onunla da böyle bir araya gelmeyeli bugün konuşmuş olduk. Radyocuk'a yani hep teşekkür etmiş oldum. Sen de bu Radyocuk'un bir zamanlar bir parçasıydın evet, ve... Tabii. Yani çok uzun yıllar program yaptım. Yüce abine söyledim de can var. O dedi o bizim adamımız dedi. Çok mutlu oldu. İyi ki varsın. Evet arkadaşlar. Ben devam edeyim o zaman. Canın dediği gibi. Canın dediği gibi ya bir an önce artık bu pandemi dönemi bitsin. Sahnelerimize dönelim, işimize, gücümüze dönelim. Artık usandık, bıktık. Kısmetse dediğim gibi işte Nisan ayında bir parçam çıkacak. Onunla işte bayağı bir uğraştık bu dönem. Arkasında da tekrar başka 2-3 tane proje var. Yani sevenlerimiz sağ olsun bizi destekler ama maalesef şu an kendimizi gösterebileceğimiz bir yer yok gibi. Onun bitmesini gelecek. Bekliyoruz işte. Gelecek Özso, gelecek. Yine aynı güzellikleri yaşayacağız abim. İyi ki varsın. İnşallah. Üretmeye devam edin lütfen. Hep beraber abi. Hep beraber aynen, daha ileriye. Aynen. Evet arkadaşlar, son mesajlarımız lütfen. Ben böyle söyleyeyim. Bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlara önce buradan seslenmek isterim. Erto, önce bir sözünü keseyim. Evet. 2 hafta Burç bana söylendi. Ben de hep böyle ekrana bakarım, yanlama görürler beni. Lütfen kameraya bak, insanlar yüz. Evet. Ben de o hatayı yapmadım. Ya şimdi kamera evet. Bu tarafta olunca doğal olarak. Eyvallah, öyle konuşursan memnun olurum. Gitmeye boş ver. Sonra paranızdan kendini. Yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyem, elinizin altında büyük bir cevher var. Yani büyük bir platform var. Kendinize ufak hedefler koyun. Zor bir sektör olduğunu bilin. Onu söyleyeyim. Umarım dedikleri gibi arkadaşlarımın da bu pandemi dönemi bir an önce biter. Ve işimize, gücümüze dönerik. Herkes seviyorum ya. Evet. İhtiyar en son sözü sağ bıraktılar. Çok iyi. Koçadın sen de. Bilin bir pastırma. Tost sigorta yemeydik şimdi ya. Gidelim Ali Boya. Açlıktan bile veriyorum eski söyleme. Evet sevgili Joker. Abi bizi böyle bir programda hepsimizi bir arada topladığın için sana da yüce arkadaşımıza da çok teşekkür ederim. Ve bu akşam yayına katılıp bizi dinleyen arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Doğuş'cuğum da geldi. Doğuş seni de alacak buralara ilerleyen haftalarda. Aynen. Ben de herkesin gibi tek temelim abi bu virüsü atlatalım. Sağ salim başka kayıplar vermeden. Çünkü bütün gündelik yani ben gece hayatını zaten şu an
sineye çektim. Ama bu gündelik hayatımızı da engellemeye başladı. Herkes dikkatli olsun. Herkes maske, mesafe, hijyen kurallarına uysun. Dikkat etsinler. Zor bir dönem geçirdik. Tek temennimiz bu süreci geçirip biz de bu zor süreçte canı sıkılan insanlara baştan eğlence sunmak, eğlendirmek. Umarım her şey güzel olur. En yakın zamanda güzel günleri görürüz. Harikasınız gençler. Hepinizi seviyorum. Zaten bu kareye baktığım zaman Lions Garden'a gittim. Base Club'a gittim. Hepsini sayabilin abi sıradan. Aynen öyle. Yaptığım o Bora'nın, DJ Bora'nın da büyük desteğiyle yaptığım o DJ yarışmalarında bu güzel pırıl pırıl gençleri bugün piyasada böyle çok başarılı görmekte. Kendime de öyle ufacık da bir pay çıkarırım. Sevgili çıkar da abi, gayet hakkın çok üstümüzde Umuda, Umud'un böyle başlangıcı çok ilginçti. Babası sevgili Mustafa Özsoy'a buradan selam gönderiyorum. Deletti beni bir hafta abi, bu çocuğu DJ yapamam, bu yarışmaya girmeyecek. İşte bugün oğluyla gurur duyar herhalde. Sizleri çok seviyorum. Ankara'ya, Foşa'daki dostlarıma hepsinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. El birliğiyle birbirimizi severek inanıyorum ki daha güzel günler bizi bekliyor. Yusuf Coşkuner ile güzel vakit geçirdik. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Biz de seni abi, kendine iyi bak, iyi yayınlar. Peki sevgili abi. Yüce. Yoksa engel, gel ayırsız, hadi dön.
Aklın başına geldi mi? Başın göğe erdi mi? Yoksa zalim yüreğin bıraktığım yerde mi? Şimdi ben seni belki kimseleri sevmediğim gibi ha, kendimi de aşıp sınırlardan taşıp yani deli gibi sevmedim mi? Zordur oğlum zordur, oyunları durdur, bilgi hayatımdan çıkış yoktur. Kurdum saatleri, saydım sebepleri, unutmadım inan bu sonumdur. Zordur oğlum zordur, oyunları durdur, bilgi hayatımdan çıkış yoktur. Kurdum saatleri, saydım sebepleri, unutmadım inan bu sonumdur. Ağlasın gönül ağlasın. Sevmem demiştim, sevmeyecektim. Kaderimse gülmeyin. Geçsin geceler, geçsin günler. Ağlasın gönül ağlasın. Sevmem demiştim, sevmeyecektim. Kaderimse gülmeyin. Aşk dolunca gönlüne ne yapsın? Allah yazmış, Allah yazmış ömrüne. Sevip sevilmeyince aşkı batsın, orada kalsın. Sakın dönmesin geriye. Kız milleti değil mi? Aman aman, söz vermiş de gözleri yalan yalan. Çekti gitti sonunda gönlüm mağdur. Evet sevgili dostlar, Yusuf Coşkuner'le Nesteng Çalayım'da bu gece programımızın sonuna geldik. Bu akşam yayında emeği geçen sevgili Rejim, Radyocuk Direktörü sevgili Yücem'e çok teşekkür ederim. Konuklarımıza, sevgili prodüktör DJ'lerimize, Mr. Joker, Umut Özsoy, Hüber Simpak, Can Sezgin'e kalpten teşekkür ederim ve en büyük teşekkür siz dinleyicilerimize. İyi ki varsınız. İyi akşamlar. Haftaya Perşembe yeniden başka konuklarla görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Herkese hayırlı akşamlar.